kes, Burdur'dan falan kes, her yeri Kerkük'ten falan kes, her yerden insanımız bakın, bilmediği, görmediği, internet yok, kitaplar yok, durmuşlar Nuri Paşa'nın başkanlığında Kafkas İslam, Türk Kafkas İslam ordusu içinde oralara gitmişler. Neden? Çünkü o vatan bizim vatanımızdı. O toprak bizim toprağımızdı ve o çileni çeken de bizim insanımızdı diyerek gitmişler ve orada şehit olmuşlar o insanlarımız ve bugün orada uyuyarak 100 yıl sonra Çanakkale'den ve Bakı'daki Türk şehitliğinden bize mesaj verirler. Kardeşliğin nasıl olmalı olduğu mesajını verirler. Ve bu günleri gençlerimizin birbirini iyi tanıması gerekir. Bugün ben kitap fuarında da söyledim. Bizim nenelerimiz babalarımızın güzel bir sözü vardı. Ben nenem küçük olanda bu nedir, bunun anlamı nedir derdim. Büyüdüm daha çok anladım. Nenem derdi ki kızım kalp yanmasa gözden yaş çıkmaz. Kalp yanmasa gözden yaş gelmez. Yani kalp yanacak ki gözden yaş gelsin. Eğer bizim gençlerimiz birbirini iyi bilmezse, tanımazsa, sahiplenmezse, orası da benim de, orası da benim vatanım, orası da benim toprağım da anlayışıyla o bilgini bilmezse sahiplenemez. Sahiplenmezse de mücadelenin arkasınca gidemez. İlk önce bilecek, sahiplenecek, sonra da mücadelenin içine girecek. Bakın İsmail Bey Gaspiralı Türk dünyasının çok büyük ismi. Ama Gaspiralı Kırım Türk'ü ki tanıyırsınız. Gaspiralı Kırım Türk'ü değildi sadece. Gaspiralı Kırım'da doğmuştu ama onun düşüncesi, fikriyle o dünyanın her yerinde yaşayan insanımızın bir parçasıydı. Gaspiralı üç söz dedi. Sadece üç söz dedi. Ve gençlerimizin düşünmesi lazımdı. Niye Gaspiralı bu üç sözü birbirinin arkasınca böyle söyledi? Dedi dilde birlik, fikirde birlik, işte birlik. Diyebilirdi ki fikirde birlik, işte birlik, sonra dilde birlik değil mi? Ama nasıl dedi? Dilde birlik, fikirde birlik, işte birlik. Çünkü fikirde bir olabilmeyenler işte bir olamaz. O suni olur. Ama fikirde bir olanlar işte bir olar. Onların arasına kimse kötü tokumlar, ayrışma tokumları bile